وقد علموا أن الله يسمع لهم ويباهي بهم. İftar saatinden herkese merhabalar. Kutsal topraklardayız. Mekke'de, Kabe'de yağmur yağıyor. Altın oluku görüyorsunuz şu anda. İftar vakitlerinde rahmet var Mekke'de, Kabe'de. وفي آخر يوم من أيام السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك. Evet, iftar dakikalara yaklaştı. Ezan okunacak. Henüz ezan okunmadı hocam. Evet. Mekke'de Müslümanlar iftar saatini bekliyorlar. İbadetlerine devam ediyorlar. Tavaf ediyorlar. Yağmurun altında biraz evvel çok güzel görüntüler vardı. Tekrar gelirse sizlerle de paylaşırız. Şamihaten Muhsin Bey, ya mübarek Kabe'de, gençlik dönemimde, seyircilerimiz arasında Demirci Hoca derdik, ruhu şad olsun. Gönlü aşk, gözü yaş dolu bir insandı. Ben genç olmama rağmen iki tavaf yapar, yorulur, otururdum. Merhum hocamız yaşlı olmasına rağmen, aman ya Rabbi döner, döner. Ama iki gözde iki çeşme ya. Ruhu şad olsun. Torunu da şimdi seyircilerimiz arasında da aklıma düştü, evet. Ya Rabbi. Evet. Yani insanın böyle iyilikleri de görüyor musun? Yıllar sonra yad ediliyor. Kader, kader şurada ekranda söyletiyor bunu bana yani. Evet, evet, Kabe'de yüz binlerce Müslüman rahmet altında iftarı bekliyor. Evet, rahmet içinde rahmet. Rahmet ayında rahmet. Fi tarihil haramil makki. El Ka'betul Musharrafa. Kıbletul Muslimin. Ve mehvul afide. Evet, Müslümanların kıblesi. Ya. Kabe'de. Orada bulunan mutlaka Türkiye'den giden vatandaşlarımız muhakkak var. Kim bilir nerelerden gittiler. Ramazan umresini yapıyorlar. Ya. Mevla kabul buyursun. Bizler de dua bekleriz inşallah. Evet, iftar hazırlıkları sürüyor gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. Muhtemelen şu biraz evvel görmüş olduğunuz kalabalıkta zemzem ve hurma dağıtılıyor. Öyle tahmin ediyorum. Mütevazı sofralarda az sonra zemzemle hurmayla iftarlar açılacak. Bir müftü arkadaşım Ramazan umresine gitmişti. Ben de ziyaretine varmıştım. Arkadaş dedi, doyamadım. Herhalde doyamadan giderim dedi. Doyamadan gitti, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendi hafızdı. Yani Kur'an'a aşina bir insan. Yani oradaki o teheccüd namazları, teravih namazları mest ediyor beni diyordu. Yani o Suudi imamlar da hakikaten arada sırada o mahşeri filan hatırlatan ayetleri okurken boğazları düğümleniyor. Haremi bir hışkırık alıp gidiyor ya. Yani o gözyaşları, o dualar boş kalmaz tabii ya. Evet, evet. Peki, telefonumuz var. Tekrar döneriz inşallah. İftar saatinde, tam da iftar dakikasında oraya tekrar dönelim. Ama telefonumuzdaki izleyicimizi bekletmeyelim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Esma Hanım İstanbul'dan arıyor. Buyurun Esma Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun efendim. Size bir sorum olacaktı. Kur'an okurken ezan veriyorsa, Kur'an okumaya devam etmeli miyim? Kur'an okurken ezan başladı. Evet, evet. Kur'an okumaya devam etmeli miyiz? Evet hocam. Yani tek başımıza biz okuyorsak ara verip ezanı da dinleyebiliriz yani. Okuyup devam da edebiliriz. Ama tam ezanı rahat duyabiliyoruz, anlıyoruz. Öyleyse ara verip ilahi daveti dinler. Ondan sonra Kur'an okumaya yine devam ederim. Yani. Bir mahsuru yok. Var mı başka evet sorunuz? Bir sorun daha olacaktı. Buyurun, buyurun.
ben Ramazan'da artık cüzlerimi okudum. Son 1-2 cüz kalmıştı. Onu bir başkası okusa hatim yapmış gibi oluyor muyum? Hatim yapmış olmak için baştan sona bizim bitirmiş olmamız gerekiyor. İlla Ramazan şart değil. Ramazan geçtikten sonra da o eksik kalan kısmı tamamlarsak daha güzel olur. Yani Kur'an hatmi sırasında 60 bin melek hazır olur buyuruyor Allah'ın sevgili Resulü. Yani ey Allah'ın Resulü, Allah'a karşı en sevgili şey nedir? Sona varıp başa dönmek, sona varıp başa dönmek. Bu bize Kur'an hatmini teşvik ediyor ya. Evet. Başka sorunuz var mı? Yok hocam. Teşekkür ediyoruz. Esma Hanım, hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar şimdiden. Teşekkürler. Bir telefonumuz daha var. Merhabalar, hoş geldiniz. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam. Bereket üzerinize olsun hocam. Sizin amin de inşallah efendim. Mehmet Bey, Ankara'dan. Buyurun, hoş geldiniz. Selamünaleyküm tekrar. Aleykümselam. Ben Ankara Karatürçek Mahallesi'nden arıyorum. Evet efendim. Hocam benim eşim, ben camiye gidemediğim için, ameliyat olduğum için eşim gidiyordu. Bazı bayan ablalarımız, bacılarımız olsun, kızlarımız olsun erkek üzeri, erkek kıldığı gibi namaz kılıyor. Bir. Birinci sorum hocam. İkinciye geçiyorum. Ravakta almamak için. Özür dilerim. Çok özür dilerim ikinciye geçmeden. Hızlı geçtiniz. Tam anlayalım orayı. Bayanlar evet. Anlamadım. Bayanlar soruyu erkek tarzı namaz kılıyorlar. Ne yani demek o? Ne demek o? Nasıl yani? Ya erkeklerin oturuş tarzı. Şeyde de kalkınca erkek gibi oturuyorlar. Yani bayanlar tamam. Bayanların attığı gibi iki ayağını sol tarafa atmıyorlar yani. Sağ tarafa tamam. Atılmıyor. Güzel. Evet efendim. İkinci sorumda bayanlar yatsı ezan okurken 3 rekat akşam namazı kılıyorlar. İkinci sorum bu. Üçüncü soruma gelince hocam secdeden ayağa kalkınca ayakları havada geriye atıp üstünü bunları öğrenebilir miyim hocam? Bunların hükmü nedir? Evet, hatta kalın lütfen. Evet hocam, şu anda Kabe'de iftar vakti. Erkekler gibi yani, erkeklerin oturma şekli ayrı, hanımlarınki ayrı. Biraz sonra dönsek hocam, şu anda tamam. Kabe'ye bağlanıyoruz. Peki. Tekrar. Evet, Kabe'de akşam ezanı, binlerce Müslüman Mekke'de iftarını açıyor sevgili izleyenler. Bu arada yağmur yağmaya da devam ediyor. Yani hem rahmet yağıyor, hem ezan okunuyor, hem iftar vakti. Yani duanın kabulü için tam bir ortam yani. Rahmet yağıyor, ezan okunuyor, iftar vakti. Aman ya Rabbi. Ya. Yani değerli seyircilerimizin her türlü hayırlı muratlarını Rabbimiz hasıl eylesin. Amin. Korktuklarından emin, umduklarına nail eylesin. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, amin. Düşmanlarını da zelil ve mahkur eylesin. Hocam yağmur yağarken edilen dua? Yağmur yağarken ezan okunurken. Ezan okunurken. Yani bu mean nedir? Allah'ın rahmeti coşmuş. Yani rahmet herkese. Bitkiler, hayvanlar, insanlar. O yüzden milletimiz yağmura rahmet der. Rahmet de Arapça bir kelime. Araplar rahmet demez. Onlar gays der, matar der. Ama bizim milletimiz rahmet der. Yani. Evet. Evet, rahmet içinde rahmet. Ezan okunuyor, evet. Dualar edilsin. Ve iftar vakti. Aman iftar vakti, iftar dualar edilsin. Ya. Yağmur yağıyor. Dualar edilsin çünkü icabet saati olabilir. Bu şuna benziyor Muhsin Bey. Bir zengin düşünün, keseyi açmış, millete para dağıtıyor. Kuyruğa biz girsek, yok herkese veririm ama sana vermem. Olur mu öyle? Yakışır mı? O cömertliğin şanına uyar mı? Kuyruğa girdik, biz de alırız. O yani. Ha. Demek ki Cenab-ı Hak rahmetini böyle verirken el açıyoruz. Yo, sana vermem. Sen çık oradan. Yok. Evet. Hakikaten şu an orada olmak çok güzel olurdu. Ya. Ya yağmur, bakın ya. Görüyorsunuz yağmur aman şiddetini ya arttırdı. Yağmur aman hala ya devam ediyor. Aman bu görüntüler ya
canlı sevgili izleyenler, bant değil, ya, naklen ekranlarınıza geliyor, birebir. Evet, Kabe'de iftar vakti, Müslümanlar oruçlarını açtılar. Ezanla, hurmayla, şu anda da ezan duası yapılıyor. Rabbe hadi davet etteme ve salatil kaime. Evet. Ati seyyidina Muhammeden el vesilete vel fadile. Ve derecete aliyete rafi'a. Ve basum hakkı. Ve ba'thu Allahümme el mukam el mahmud el lezi va'atte. İnneke la tuhlifu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وهكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان نودي لصلاة المغرب مغربي يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك رمضان ayının işte من عام 1440 للهجرة صوت الأذان انطلق من بيت الله الحرام اذان sesi Kabe muazzamadan yükseldi هذا اليوم المبارك bu mübarek gün وها هي الأيام تمر بنا والأيام تترى نساق إلى الأجال والعين تنظر عندما تمر أياما من رمضان نقول رمضان قرب على الرحيل ونسينا أننا نحن من قرب إلى الرحيل فرمضان إن رحل سيعود ويعيشه من كتب له العيش إلى رمضان ولكن نحن إن رحلنا فليس لنا عودة إلا عندما يبعث الله من في القبور اللهم تقبل منا ما مضى وبارك لنا فيما بقي يعني geri kalanımızın tefsirine evet tefsiratını للصيام والقيام dua bu şekilde devam ediyor hocam. Evet, doğru efendim. Şu anda Müslümanlar zemzemle, hurmayla iftarlarını açıyorlar. Ezanı bekliyorlar şu anda. Bu ezana kadar da dua devam ediyor. Değil mi hocam? Sonra akşam. Ezan okundu. Namazı kastediyorum. Namaza kadar dualar devam ediyor. Namaz kılınıyor. Namazdan sonra yemek ve tekrar devam ediyor. Evet. Mevla sizlere de inşallah Kabe'ye gidip tavaf ederken sırılsıkla mıslanmayı nasip etsin. Amin. Öyle dua edin. Amin, amin. Allah yani Allah. Orada olmak vardı. Gidenlere de tekrar nasip etsin Mevla. Amin. Peki, izleyicimizi çok beklettik telefonda. Görüntüler kalabilir. Hakikaten gözüm hep orada. Hocamın da aynı şekilde. İzlemeye devam ederiz. Doymadan, bıkmadan izlemeye devam edebiliriz. Tekrar merhaba. Merhaba. Evet. Efendim biraz evvel Mehmet Bey dediniz ki camide kadınlar erkekler gibi namaz kılıyorlar dediniz. Evet. Yani erkekler gibi oturuyorlar. Erkekler oturmuyor. Secdede kalktıkları zaman ayakları aynı arka taraftan erkekler gibi. Niye öyle? Bunu bilinçli yapmıyorlar herhalde. Bir yanlışlık var ortada. Ya eşim çok uyarmış. Eşimi dinlememişler abi hocam. Eşiniz uyarmış hanımefendileri, onlar evet. Dinlememişler. Evet. Evet. Peki hocam, kadınlar erkekler gibi namaz kılarsa ne olur? Nihayet mekruh olur efendim. Yoksa yani namaz fasit olur, namaz bozulur demeyelim de, yani namaz kılmanın da bir adabı vardır. Adabı, hanımlar otururken ayaklarını sağ taraftan çıkarırlar ve üzerine oturur. Erkekler ne yapar? Sol ayağını yere döşer, sağ ayağının baş parmağı sabit olmak üzere sağ ayağı dikili durur, sol ayağını yere serer, sol ayağının üzerine oturur. Erkeklerin oturuş şekli böyle, hanımlarınki de öyle. Yani beyefendi dediği doğru, bu bilmemekten işte bu vebal geliyor, bizi buluyor işte. O yüzden bu programlarda, yani bu işi görsele de bir sene itina gösterdik evet, ya, evet, evet. O yüzden ben halkımızdan çok teşekkür alıyorum yani. İyi hocam ediyorsunuz. Onu soracaktım. Buna şimdi bu uygulamaları var. Yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bizler de istifade ediyoruz. İzleyicilerimiz istifade ediyorlar.
Yani tepki nasıl? Size gelen tepkiler nasıl? Benim aldığım tepkide teşekkür var, dua var. Çünkü insanoğlu yani görerek daha çok etkileniyor. Duyarak değil. Cenaze namazı şu şekilde kılınır. Bayram namazı kılınması vaciptir diye. Öyle değil. Bak bayram namazı şu şekilde kılınacak diye gösterince o bilgi kalıcı oluyor. O bilgi daha güzel kalıcı oluyor. Efendim ne bileyim namazdaki işte şunlar namazı bozar. Bunu göstererek yaparsanız daha kolay öğreniyor insanımız. İyi oluyor. Evet. Evet. İkinci sorunuzu duyalım. Bacılarımız ayağa kalkarken mesela secdede kalktıkları zaman ayaklarını havada kaldırıp sağ ayağını havada kaldırıp arkaya çekip üstünü baştan düzeltiyorlar. Ya bu da mekruhtur. Bu da hoş değil. Yani namaza yeni duruyormuş gibi üstünü başını düzelt yeniden böyle öyle de olmaması lazım. Bu da ya. Mekruh. Tabii. Evet. Yani başka sevabını azaltan şey. Şu, evet. Yatsı ezanı okunurken 3 rekat akşam namazı kılıyorlar. Daha önce akşam namazını kılmamışlar mı ki? O 3 rekat namaz nenin nesi? Onu ya, anlayamadım işte, ben. Hocam yani. İşte eşim diyor ki orada sormuş. Akşam namazını kılıyoruz demişler hemen peş peşe. Yani akşam namazını evde kılmamış da yatsı ezanı okunurken... Okunurken kılıyor. Evet hocam. Aynen hocam. Bak namazı vaktinden son noktaya koymak o da tahrim emmek. Harama yakın bir iştir. Yani öyle... Ey Allah'ın Resulü Allah'a karşı en sevgili şey nedir? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Sümme eyyü sonra hangisi? Sümme birul valideyn. Sonra anaya babaya iyilik. Sümme eyyü sonra hangisi? Sümmel cihadü fî sebilillah. Allah yoluna malıyla, canıyla hizmet. Üçüncü derecede de onu söylüyor. Evet, teşekkür ediyoruz başka sorunuz yoksa. Allah'ın rahmeti bereketiniz olsun. Hocam bizi ağlattı, Allah razı olsun. Bayramınız da mübarek olsun. Hocamın ellerinden öpüyorum. Çok teşekkürler. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum size. Hayırlı bayramlar. Evet, sevgili izleyenler, bugün de hediyelerimiz var iftar saatinde. İki tane Kabe kılıflı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir tane de eşarp var, çok şık. 3 tane toplamda hediyemiz olacak. Yapmanız gereken program içerisinde vereceğimiz şifreleri bir yere not almak. Çünkü bu şifreler size program bitiminde lazım olacak. İlk şifre az sonra gelecek ama öncesinde WhatsApp hattımıza gelen videolar var. Görelim. Merhaba hocam. Benim size bir sorum olacaktı. Ben akşam sahura kalktım, niyetlendim ve yarın orucumu tuttum. Ama saat 3 saat gibi araları ben çok ısıdım, orucumu bozdum. Allah kabul eder mi yoksa 61 yedir miyim hocam? Senin orucunu yıldızlı peki olarak Rabbimiz kabul eder. Aferin, tebrik ediyoruz. Evet, 61 değil yani. Peki devam edelim. Diğer videoyu görelim. Hocam ben 31 yaşındayım. Namazımı ara ara kılıyorum. Ara ara nefsime uyuyorum. Geri bırakıyorum. Hocam sizden yardım istiyorum. Hangi duayı edebilirim namazıma, 5 vakit namazımı aksatmadan kılabilmem için? Şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar hocam. Hanım kardeşimiz, yani bir gün su içip bir hafta su içmediğimiz mi oluyor? Böyle olur mu? Bir gün yiyelim, 10 gün yemeyelim. Olur mu böyle şey? Bir gün uyuyalım, 5 gün uyumayalım. Olur mu böyle şey? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazı bazen kılıp bazen kılmayana, kılınca mutluluk, kılmayınca ızdırap duymayana veil, yazıklar olsun. Cehennem var, Rabbimiz diyor bunu. Kılınca huzur, kılmayınca ızdırap duymayana yazıklar olsun. İkindi namazını kaçıran kişi, kılmayan değil. İkindi namazını kaçıran kişi, evini, barkını, ateşe, yangına vermiş gibidir. İmza Allah elçisi. 2 rekatçık sabah namazının sünneti, dünyalar farzı değil. Sünneti. Sünneti. Dünyalardan, dünyada olanlardan çok daha değerli. Namaza Allah'ın ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız var. Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yok ama bizim ona ihtiyacımız çok.
Hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtacız. Onun lütfu kesilse kökü kesilmiş ağaçlara döneriz maazallah. Onun lütfu bizde daimidir. Ya eyyühennas, entümül fukarâ'u ilallah. Ey insanlar, hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçsınız. Yani namazı da gelin böyle düşünelim. Cehennemin kapısına bir kısım insanlar gelecek. Cehennemin görevleri diyecek ki, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Ne oldu da buraya geldiniz? قَالُوا لَمْ نَكُمْ الْمُسَلِّينَ Biz namaz kılmazdık. وَلَمْ نَكُمْ اُطْعُمِ الْمِسْك۪ينَ Fakirleri de doyurmazdık. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الد۪ينَ Ya gidip de gelen mi var ya? Hele gününü yaşa der idik. Hatta اَتَانَ الْيَق۪ينَ Bir de baktık ki ölüm geliver. Yani bizim hayalimizde bu kadar da yakın değildi. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Böylelerine kimin şefaati fayda verecekmiş? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Ne oluyor da Allah öğüdünden yüz çeviriyorsunuz? كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْفَرَةٌ Arslandan ürküp de kaçan merkepler gibi. Aman ya Rabbi ya. Ya Kur'an böyle söyler mi? Ya demek namazı ihmal etmek meğer neymiş ya? Mevlana'nın güzel bir sözü var. Adem olabilmek için, adam olabilmek için elif şöyle uzun, elif gibi kıyam lazım. Dal da beli bükük, beli bükük dal lazım. Yere yatık mim gibi dese o zaman Adem olur. Allah Allah. Adam olabilmek için namaz lazım diyor. Mevlana Allah böyle Allah. Diyor ya. Evet. Adem. Ya. Adam. Adem. Elif, dal Elif ve gibi mim. Kıyam, dal gibi rükû, mim gibi secde. Secdesi varsa Adem yoksa i̇şte adam. İşte o zaman adam. Adam olamaz yoksa. Allah razı olsun hocam. Ya evet. Sultan II. Beyazıt öyle diyor. Şu baş kim? Secdeye varmaya, seri şah ise, seri şah ise, zihri pağa yaraşır. Padişah başı ise bile, ayak altında çiğnenmek yakışır. Sultan II. Beyazıt'ın sözü bu. Şu baş kim sana secde eylemeye, seri şah ise, zihri pağa yaraşır. Padişah başı ise bile, ayak altında çiğnenmek yaraşır. Evet. Allah razı olsun hocam. Evet, bir videomuz daha var, görelim. Selamünaleyküm hocam. Sana benim bir sorum olacak. Benim beyim devamlı namaz kılıyor, oruç tutuyor, tesbih çekiyor. Hiç bana zaman ayıramıyor. İkimiz sanki ayrı bir yabancıyız evde. Bunun bana günahı var mı? Ben buna kızıyorum devamlı Kur'an iniyorum diye. Bunu sana açıklarsan memnun kalırım. Yani inan Muhsin Bey, müftülüğüm zamanında böyle bir hatıram var. Gece vakti karı koca. Evet. Hocam illa sizi görme. Ya şu gece vaktinde arkadaş sabah olsun hayır mı şer mi? Ya ben şimdi evimde mi kabul edeyim? Nenin nesi bilemiyorum da tabii gecenin al. Gelin müftüle. Geldiler müftüle. Gece vakti. Dinledim bunları. Nedir derdiniz? İşte hocam diyor ya ben eve geliyorum namaz kılıyor. Gidiyorum namaz kılıyor. Bir soru soracağım cevap yok. Devamlı yok böyle de değil ya. Dedim ki ya yani bizim diyor nikahımız gitmiş mi diye. Kocası da bir söz söylemiş de nikahınız gitmemiş de dedim. Sevgi saygınız gitmiş sizin ya. Bu da aynı benzer yani soru hocam. Bu da onu hatırlattı yani. Sürekli tesbih çekiyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, benimle ilgilenmiyor. Bak tabii eşinin güler yüze ihtiyacı var, tatlı söze ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var. Yani hocam bununla ilgili sahabe-i kiram efendilerimizden bir örnek vardı onu. Nasıldı o? Siz, hatırladınız mı? Siz anlatırdınız hocam, biz de sizden Zeynep öğrendik. Zeynep annemizin şu şeyi bak, Zeynep evet. Annemiz en güzel giysilerini giyiyor, Peygamber Aleyhisselam bal şerbetini sever diye bal şerbeti ikram ediyor. Peygamberimizle baş başa kalıyor. Annemiz böyle ikram ediyor yani. Efendimizin de ona karşı sevgisi, ilgisi vardır. Yani durmadan namaz,
durmadan böyle bir fıkra anlatılır. Van Golu diye bir kitap var, biliyor musun? Van Golu. Hanım diyor ki, hoca durmadan kitap okuyor. Neye bakıyorsun diyor. Van Golu'na bakıyorum. Biraz da Ben Golu'na baktım. Evet. Allah. Allah. Sahabe-i kiram efendilerimizden birinin eşi hocam geliyor efendimize. Sistemde bulunuyor. Sürekli namaz kılıyor diye. O da onu çağırıyor hatta. Siz anlatmıştınız. İşte gece namazı kılar mısın? Namaz kılar mısın? İşte ben... Hatırladınız mı hocam? Bu mesele şöyle efendim. Amr İbnül As Hazretleri, evet. Mısır Fatihi, Amr İbnül As Hazretleri deha vasfı bir insan, oğlu Abdullah'ı evlendiriyor. Evet, evet. Bir hafta sonra gelin hanıma, oğlumla nasılsınız diyor. Oğlum iyi, iyi maşallah, yani sabaha kadar namaz kılar, akşama kadar Kur'an okur. Yani her gün oruç tutar. Evinize geleli bir hafta oldu, yüzümün perdesini açmadı. Yani Efendimiz mesajı alıyor tabii. Abdullah, sabaha kadar namaz kılar. Evet, evet, Rabbim layık. Sabaha kadar namaz kılarım. Her gün oruç tutarsın. Evet, Rabbim için her gün oruç tutarım. Devamlı Kur'an okursun. Evet, devamlı Kur'an okurum. Abdullah, ben peygamberim. Peygamber olduğum halde sabaha kadar namaz kılmam. Namaz kıldığımda olur, uyuduğumda olur. Her gün oruç tutmam Abdullah. Devamlı da Kur'an okumam Abdullah. Yani Allah'ın sende hakkı var, vücudun sende hakkı var, eşiğin sende hakkı var. Benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun Abdullah? Allah Allah, sevgili peygamberimiz böyle diyor. Benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun? Eşiğin de sende hakkı var. Diyor. Evet, evet, efendimizin yolu doğru, böyle doğru, değil. Doğru. Evet, evet. Doğru. Allah razı olsun hocam. Peki, telefonumuz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Alo, iyi akşamlar. Almanya'dan arıyor izleyicimiz. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Buyurun, hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Benim hocama bir sorum vardır zekat konusunda. Buyurun. 30 bin euro param var. 620 gram da altınım var hocam. 30 bin euro? 30 bin euro para var. 620 gram da altınım var. 620 gram mı dedi? 620 gram, evet. Evet, bunun zekatını mı soruyorsunuz? 620 gram hocam. Doğru. Bunun zekatını mı soruyorsunuz? Evet, evet, zekatını evet, soruyorum. Evet hocam, bunun zekatını soruyorum. Peki, borcunuz var mı? Borcum yok Müslüm Bey. Evet. Çok şükür hiçbir borcum yok. Tamam, şöyle yapalım. Param da altınım bu. Tamam, şöyle yapalım. Reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan hemen sonra tamam, sizin cevabınız gelecek ve tamam, aynı zamanda şifrelerimiz. Lütfen ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. İftar saati devam ediyor. Reklamlardan hemen önce Almanya'dan bir izleyicimiz aradı. Zekatla ilgili bir soru sordu. Tekrar merhaba diyelim. Sorusunu hatırlatalım izleyicilerimize. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Merhabalar Müslüm Bey. Hangi şehir Almanya'dan? Almanya Stuttgart. Stuttgart. Münchingen. Evet. Selam ediyoruz. Evet, ya. Selam ya. Ediyoruz buradan, Türkiye'den, İstanbul'dan. Evet. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Evet. Şimdi biraz evvel dediniz ki 30 bin euro'm var hocama sorunuz. 30 bin euro'm var ve 620 gramda evet, altınım var, borcum da yok dediniz. Evet, böyle olunca evet, 8.682 lira TL olarak zekat vermesi gerekiyor değerli kardeşimizin. Evet, 8.687 lira zekatınız var. Tamam. Hocam ben bunu Kayseri Onkoloji Hastanesi'ne veriyorum. Bir mahsur var mı? Son 5 senedir zekatımı oraya veriyorum ben. Ama zekat olduğunu söyleyin de oradaki kişiler aha, oraya göre yani o ihtiyacı olan hastalar olur. Onlara da zekat olduğunu tamam, bildirin. Onlar bilirler, ona göre hareket hı hı, ederler. Mevla kabul etsin. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Selam ediyoruz Almanya. Evet, 30 bin eurosu 195 bin 600 lira yapıyor beyefendinin. 620 gram altını var. O da 151 bin 900 lira yapıyor. İkisi toplam 347 bin 500 yapıyor. %2,5'u 40'ta biri de hocamızın da söylediği gibi 8.687 lira yapıyor beyefendinin zekatı. Evet efendim. Peki hemen şifreyi vermedik bu arada. İlk şifreyi paylaşalım. Kur'an-ı Kerim hediyemiz ve eşarp hediyemiz için birinci şifre
İlk şifre geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimlerinden birisi ilk şifremiz. Lütfen not alın bir yere. El-Halim. Ya Allah Celle Celaluhu. El-Halim. Yani hemen cezalandırmıyor. Aman ya Rabbi, namaz kılmadın, al başına yıldırım. Yok öyle şey yok. Ya öyle yok. Ya Rabbimiz Halim sahibi, Halim, Halim. Ama kul böyle bir fırsat verildi de Allah imhal eder, ihmal etmez. İmhal eder, ihmal etmez. Mühlet verir ama hak sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu devası yoktur. İnne badışı rabbike leşedid. Rabbin yakalayışı amansızdır. Öyle olunca müsamaha ediyor, lütfediyor, hemen cezalandırmıyor diyerek bunu da suistimal etmemeli. Evet, böylelikle bu güzel ismin anlamını da hocamızdan öğrenmiş olduk. İki tane daha şifremiz var. İlerleyen dakikalarda, bölümlerde hediyelerimiz için bu iki şifreyi sizlerle paylaşacağız sevgili izleyenler. Evet, Instagram'dan bir soru var hocam. Ona bakalım. Evet. Hacca gitmek için biriktirdiğim 12 bin dolarım var diyor beyefendi. Bu hac paramı ben zekat olarak kullanacak mıyım zekat için? Hac parasından zekat verecek. Evet. Hac parasından zekat verecek. 12 bin dolar. O zaman bir bakalım 12 bin doların zekatı ne yapıyor hocam? 12 bin. Hemen dolara bakalım. Evet, 69.960 lira yapıyor beyefendinin parası. %2,5 ise 1749 lira yapıyor. 1749 lira zekat verecek. Zekat verecek. Evet. Hacca o parayı biriktiriyor olması bir şey değiştirmiyor. Yani öyle ya, bekliyor değil mi ki? Değil mi ki hazır para var. O zaman ev için, araba alacağım yahut hacca gideceğim. Bunun için biriktiriyorum bu parayı. Zekata tabidir. Evet. Peki bir WhatsApp videomuz daha var, görelim. Selamun aleyküm. Aleyküm Sultan selam. Hocam. Kanal Hediye, sizleri çok seviyoruz. Sağ ol. Devamlı da izliyoruz. Allah razı olsun. Hocam sana bir sorum olacak. Buyurun efendim. Bana bir hac, iki umre nasip oldu. Ama tekrar umreye gitmek istiyorum, çok istiyorum. Akrabalarım diyor ki umreye gitme, bir talebe okut. Ne yapmam gerekiyor? Manisa Soma Cenk yerinden selamlar, sevgiler. Selamun aleyküm. Manisa'ya, Soma'ya bizden selamlar. Şimdi kardeşimiz hac yaptı, umre yaptı. Talebe okutulması da güzel bir şey. Memlekete adam kazandırmak. Gerçekten ihtiyacı olan amma, kız amma, erkek neyse öğrencimiz. Yani onu yetiştirmek, bilmem sevabını Rabbimiz ölçer, takdir eder ama benim terazimde sanki buraya ağır basıyor gibi yani. Evet. Hocamızın tavsiyesi diyelim. Doğru efendim. Peki, Instagram'dan bir soru. Beyefendi diyor ki, dedem oruç tutmuyor. Arafe'den önce evlatlarıyla birlikte yemek verecek. Bu vereceği yemek fidye yerine geçer mi yoksa başka birine mi yardım etmeli? Olmaz. O öyle olmaz. Yani ben temlik edeceğim, sahibi olacak yani. Evet, olmaz. Tabii. Bu fidye yerine geçmez. Doğru efendim. Yine Instagram'dan başka bir soru. Teyzemin hiçbir geliri yok. Para karşılığı kurşun dökerek geçimini sağlıyor. Ayrıyeten teyzem şeker ve böbrek hastası. Orucunun kefaretini bu kazancıyla vermesi caiz mi? Bir kere bu kazanç helal, meşru bir kazanç değildir. Yani kurşun dökme işi, yani ne tıpta ne dinde yeri olan bir şey değildir. Yani tıbba göre faydalı bir şey mi? Değil. İlme, dine göre uygun bir şey mi? Değil. Öyleyse bu kazanç meşru, helal bir kazanç değildir. Bundan da öyleyse oruç borcumu vereceğim diye bir şey söz konusu olmaz. Doğru değildir. Helal evet. Paradan vermeliyim. Telefonumuz varsa telefonumuzu alalım. Merhabalar. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ankara'ya selam ediyoruz. Buyurun. Televizyonun sesini kısalım lütfen, rica ediyorum. Tabii hocam. Hocama bir sorumuz olacaktı ama. Buyurun.
Biz şimdi iş yerinde çalışıyoruz. Maaşımızı bildiğiniz gibi işveren hani bankadan alıyoruz biz maaşımızı. Evet. Oraya yatırıyor. Şimdi 2 sene veya 3 sene içerisinde banka değişikliği oluyor ve bu bankalar bizlere banka promosyonu olarak para veriyor. Şimdi biz bu parayı helal mi haram mı faizli olduğu için hani yiyebilir miyiz yemeyebilir miyiz? Bunun için kurban alabilir miyiz bu parayla? Veya bir ölümümüzün mezarını yaptırabilir miyiz bu parayla? Helal midir haram mıdır? Onu soracaktım hocam. Kesin haram demek de mümkün değildir. Yani bir evet şüphe var. Yani müttaki kişi o kişidir ki şüpheli olandan da sakınır. Ama hulasa ihtiyacı varsa kardeşimiz bu parayı kullanabilir. İhtiyacı yoksa başkasına verebilir bunu. Ama kesin de bu haramdır. Zinhar bunu kullanamazsınız demek de mümkün değil. İhtiyacı varsa kullanır. Evet, var mı başka sorunuz? Şimdi bizim hani fabrikada böyle bir arkadaşlar diyordu, buna yok kurban alınmaz, bu parayla işte mezar kabri yapılmaz, kesinlikle hani almayın, harcamayın, yemeyin diyordu. O yüzden hocam aydınlattığı için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani. Biz teşekkür ederiz, başka sorunuz yoksa. Yok. Hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hocam Instagram'dan bir soru daha var. Oruç tutmuyorum ve alkol kullanıyorum. Bunun günahı nedir? Ve nasıl kurtulabilirim? Lütfen yardımcı olun. Bundan kurtulmanın yolu, işte bu günler son derece önemli. Şöyle bir hani arşın gölgesinde gölgelenecekler şunlardır diye bir hadis-i şerif var ya. Evet. Onlardan biri de tenha yerde Allah'ı hatırlayıp gözünden yaşlar dökülen kişi. Bu işin ilacı bu. Kardeşimiz şöyle tenha bir yerde, ya Rabbi sen bana neler verdin, ne lütuflarda bulundun. Ama ben de senin pistir, şeytan işidir. Sakının ki mutluluğa eresiniz dediğin şeyi kullanıyorum. Ya Rabbi beni uyar ya Rabbi beni. O taşlaşan kalbimi, katılaşan kalbimi rahmetinle, lütfunla mümbit toprak haline getir ya Rabbi. Mermer olmuş benim kalbim. Mermerde gül biter mi, çiçek biter mi? Yani mümbit toprak haline getir benim şu gönlümü, ruhumu. Tevbe edeyim ya Rabbi. Tevbem, tevbeyi nasuh olsun. Vazgeçiren değerli konuklarımız, bugünlerde mezar ziyareti de yapacağız. Gelin mezarlık defteri üzerinde şöyle bir inceleme yapalım. Yaşlı mezarı mı fazla, genç mezarı mı fazla? Biz sanıyoruz ki yaşlanan ölür, eceli gelen ölür. Sabahleyin şu elbiseyi biz giydik. Yatarken biz mi çıkaracağız? Gassal mı çıkaracak? Yıkayıcının elleri mi? Belli değil ya. Bu kadar belli değil. Neye güveniyoruz öyleyse ya? Sonunda tevbe ederim. Ne zaman? Hangi sonunda? Çabuk. Hep yarın yaparım diyorsun. Mevlana öyle diyor. Çabuk. Ömür güneşi ölüm kuyusuna dikildi. Nice yarınlar geçti. Sen yapmadın. Uyan hey gözlerim gafletten uyan. Dediği gibi Sultan Murad'ın o yüzden... Gaflet dua etmesini tavsiye ediyorsunuz tabii, izleyicimize. Dua etmeli, tefekkür etmeli, tevbekar olmalı. Derhal tevbekar olmalı. Evet. Bu konuda bağımlıysa tedavi de almalı. Tedaviyi mutlaka görmeli. Mutlaka tedavi de görmeli. Almalı. Ona da açık olmalı. Yani onu istemeli, o tedavi de istemeli. Hani ben tamam bırakmak istiyorum deyip bu konuda gayret sarf etmemek de hoş değil herhalde. Muhsin Bey, bak şu bir soru daha var. Alkol ile ilgili yazı yazılmış. Şu değil mi hocam? O mudur bakayım? Evet. Bu içki ile ilgili olan mı? Nasıl? İçki ile ilgili olan. Evet. Alkol ile ilgili. Tamam. O soru var. Şöyle hocam o soru. Ya. İçki içen kafir olur mu? Yoksa günahkar mı olur diye soruyorlar. Soru. İçki içen kafir mi olur? Günahkar mı olur? İnkar ederse Allah korusun kafir olur. İnkar ne demek? Ya niye içki haram oluyormuş ya?
Ya da ne? Az içiyorum. Ha? Ne var yani? İçkiyi içmeli de insan gibi içmeli. Niye haram olsun? Derse? Derse bütün kazanç gider. Bütün kazanç gider. Tevbe etmeden de giderse tevbesiz olarak, imansız olarak Allah gitmiş olur. Ya. Çok kötü. Ama ya ben bu içkiyi içiyorum. Rabbim bunu yasak etti. İnşallah ben bundan bir gün vazgeçeceğim. Rabbimden bunu ikrah etmemi, bunu vermesini, yani nefret ettirmesini diliyorum Rabbimin. Böyle derse günahkar olur. Ve o günah da umulur ki affedilir. Yani sorudaki gibi hocam iki ayrı kutup. Şimdi ya. Bir günahkar oluyor, diğerinde dinden çıkıyor. Abi. Yani böyle birisi Efendimizin zamanında filan kişiyi göremiyorum. O nerededir o? Ya Resulallah o kendini içkiye kaptırdı, Şam tarafına gitti. Diyor ki o Allah ve Resulünü seven birisidir diyor Efendimiz. Yani içki içti diye hemen kafir demek yok. O efendim hariciler var. Hariciler büyük günah işleyene kafir derler. Bakın İmam-ı Azam Hazretlerine bu haricilerden biri geliyor. Diyor ki bir cenaze geliyor. Onun namazı kılınır mı kılınmaz mı diyor. O harici dediğim adama göre cenazesi kılınmaz. Niye kılınmaz? İçki içerken öldü. İçki içerken öldüğüne göre kafir olarak öldü. Onun namazı kılınmaz. İmam-ı Azam'a göre öyle değil. Diyor ki şu kılıcını kınına koy. Kendimi güvende hissedeyim. Soruna öyle cevap vereyim. Yok. Ya başına iner ya da benim arzuma göre fetva verirsin. Şu kaba adama bak hele. Yobaz adama bak yani. Şimdi demek ki zeka yoluyla İmam-ı Azam onu yola getirdi, getirecek. Yoksa yok. Bu gelen cenaze Hristiyan cenazesi mi? Yok. Hristiyan cenazesi değil. Yahudi cenazesi mi? Değil. Mecusi cenazesi mi? Değil. Ne? Müslüman. Aa, Müslümansa namazı kılınır. Bu sefer kolları yanına düşüyor. Müslümansa namazı kılınır. Evet. Yani hemen ona kafir, buna dinsiz demek de doğru değildir. Yani fakat Allah korusun böyle Allah'ın kesin bir hükmünü kişi namaz kılmasa kafir olur mu? Olmaz. Ama namaza ne lüzum var ya? Dese, sen benim Allah kalbime bak. Allah korusun. Dese kafir olur. Yani ya. İçki içerse dese, günahkar olur ama. Kafir olmaz ama inkar ederse kafir olur. Evet. Allah korusun. Evet. Evet, bu detayı, ayrıntıyı da böylelikle sizden öğrenmiş olduk hocam. Peki bir WhatsApp videomuz daha var, görelim. Selamünaleyküm hocam. 250 evet. gram altınımız var. 40 milyarda borcumuz var hocam. Her ayda 1000 lira kira ödüyoruz. Benim durumum olmadığı için, yani ben asgari ücretle çalışıyorum. O yüzden babam ödüyor. Bu durumda burada bana zekat ne düşer hocam? Hayırlı Ramazanlar. İyi de babası ödüyor hocam. Yani sahibi değil kendisi sonuç itibariyle. Benim anladığım. Babası sorumlu değil mi bu? Acaba sahip baba mı? Sanki tekrar izleyelim. Sanki babası. Evet, tekrar 250 izleyelim. Gram, ha, 250 gram. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. 250 gram altınımız var. Altınımız. 40 milyarda borcumuz var hocam. Her ayda 1000 lira kira ödüyoruz. Ya, benim durumum olmadığı için yani ben asgari ücretle çalışıyorum. Hemen ilk planda gördüğüm gibi ise nisaptan aşağı düşüyor. Evet, o yüzden yok zekat. Zaten 40 bin borçları var. Yani bir de demek ki bu kira giderleri var. 20 bin lira ölçü borcundan, temel ihtiyaçlarından. 80 gram. Başka 20 bin lirası olup bunun da üzerinden bir yıl geçerse o kişi zekatla mükellef %2,5 nispetinde. Öyle değil, 20'den aşağıya düşmüşse zekat vermekle mükellef değil. Peki, telefonumuz var. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayır. Buyurun efendim. Hayır, selamın aleyküm. Aleyküm selam. Kahramanmaraş, selam ediyoruz. Buyurun. Hayır, Kahramanmaraş. Yanlış mı yazıldı? Evet hocam. Siz konuşalım, evet. Arkadaşlarımız düzeltirler. Tamam. Yalova, buyurun. Aleyküm selam. Buyurun. Hocam, benim iki sorum var. Birinci sorum, isim Adakadası. Hastaydı, Adakadası. Ben bu adayı kesmezsem,
parasını engelli bir kardeşim var. 560 milyondan geçimini sağlıyor. Ona versem olur mu? Engelli maaşı sağlıyor. Olmaz. İlla değil mi ki adakta bulunduk? Evet, kurban olma, kurban olma niteliğindeki bir hayvanın boğazlanması gerekir. Evet. Evet. Tamam hocam. Doğru efendim. Var mı başka sorun? Hocam ikinci sorum da var. Buyurun. Üç gün üst üste namaz kılmayan bir insan 70 yıl cehennemde mi yanıyormuş? Nasıl? Üst üste? 3 gün cuma namazını kılmadı. Hı. O şöyle yani 3 hafta cuma namazına gitmeyen, cuma namazını kılmayan 70 bin cehennemde yanacak. Bunu mu soruyorsunuz? Evet. Evet. Böyle bir şey var mı? Yani şöyle bakın. Önemsemeyerek. Teşekkür ediyoruz. Önemsemeyerek 3 cuma namazını kılmayan kişinin kalbi mühürlenir diye bir. Ama öyle değil. Adam gidemiyor. İmkanı yok. Ya o ayrı, bir de önemsemeyerek. Önemsemeyerek cuma namazına gitmeyen, o da bak dinden çıkar. Bilmem cehennem yolcusu olur filan değil. Kalbi mühürlenir. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Haftalık tamam, bayramımızdır. Farz-ı aynı lazım olan bir namazdır cuma namazı. O yüzden herhangi bir engel yoksa cuma namazına muhakkak gitmeli ve kılmalıyız. Teşekkür ediyoruz. Yalova'ya selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Tamam hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet. Mikrofonu rica edelim. Stüdyo konuklarımızın soruları var ama telefondan sonra. Önce telefonumuzu alalım. Kimlerin sorusu var? Bir göreyim elleri. Tamam. Uzatalım. Ama ben önce telefonu alayım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Buyurun hemen sorunuzu duyalım. Hocam öncelikle babama çok benziyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Çok benziyor. Babamı gördüm sanıyorum. Babam da var da 8 yıl oluyor. Mevla rahmet eylesin. Mevla rahmet eylesin. Evet efendim. Diyorum hocam. Ben 3 tane düşük yaptım. 3 tane de 7 aylık kanımda ünlü doğum yaptım. Bir tane de engelli çocuğum var 19 yaşında. Acaba o ünlülerin faydası var mı bana? Engellinin bakmanın sevabı nedir? 3 tane düşük yaptınız. 3 tane de ölü doğdu yavrularınız. Bir tane de şu anda evladınız var. Evet engelli. Evet. Sevgili Peygamberimiz velev ki... 19 yaşında. Onun sevabı nedir? Şimdi sevgili evet. Peygamberimiz bakın velev düşük bile olsa şefaatçi olacak buyuruyor. O bir. Engelli yavrumuza bakıyorsunuz. Bunu şöyle diyeyim. Affedersiniz birisi köpeği suluyor da Efendimiz cenneti hak etti o diye buyuruyor. Köpeği sulayan cennetle müjdeleniyor. Allah'ın en değerli varlığı insanoğluna hizmet, o engelli yavrumuza bakmanın sevabını ona göre kıyaslayalım yani. Başka sorunuz var mı? Başka sorum var. Oğlum vardı, evliydi, gelin terk etti. Mal evet. Etti. Yani. Ne boşanıyor, ne birleşiyor. Bunun günahı var mı hocam ayrı durmanın? Onu sana öğrenmek istedim. Evet. Yani boşanmıyorlar da ama ayrı da yaşıyorlar. Evet. Kavga gürültü devam ediyor yani öyle mi? Aralarında sorun var. Kavga gürültü yok hocam. Niye evet. O zaman beraber değiller? Evinden kovdu. Anlayamadım. Gelinin yani bir oğlum var bir kızım var. Engelli kızım var bir de sağlıklı oğlum var. Tamam. Tamam. Bir de torunum var. Ben torunumun sebebine günde yani 5 dakika 10 dakika gidiyordum. Sonra gelin beni evden kovdu. Ben annesine dedim niye kovuyor beni, niye diye. Bu sefer gelin beni dönüyordu. O çıkış çık gitti. Bir daha geri dönmedi. 3 ay oluyor. Şimdi de bana telefon ediyor. Yuvamı yıktım diye. Ben çok moralim bozuyor hocam. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi ben anlayamadım. Gelinle sizin aranızda mı sorun var? Gelinle oğlanın arasında mı sorun var? Oğlanla yok.
gelin beni istemeye. Ha, sizle. Yani beni terk etmesini istiyor. Beni terk edip giderse birlikteyim. Aile istiyor. Anladım. Sizi istemiyor. Gelin, gelin kayınvalidesini yani sizi istemiyor. Evet hocam. Evet, neden istemiyor peki? Kötü mü davranıyorsunuz? Yok hayır, hiç karışmayalım ona. Engelli kızına diyor kokuyor. Ondan dolayı istemiyor galiba. Ha. Yani engelli kızınız var diye sizi istemiyor. Ya. Ne kadar yanlış. Ya. Evet buyurun hocam. Ya burası yani gelin hanıma kim bunu söyleyecek? Yani siz bir engelliye yardım ediyorsunuz. Zaten gönlünüz yaralı. O gelin hanımın, sağlıklı gelin hanımın da size destek olması, size bir yük de onun yüklememesi icap eder. Bak 3 aydan beri oğlun evinden gitmiş vaziyette. Şimdi bu anneye o da ayrı bir yük. Yani sağlığı müsait olmayan engelliye bakayım derken sağlıklı olandan da bir sıkıntı geldi. Bu kadıncağız bu yükü nasıl çeksin? O gelin hanım yani bu kayınvalideye baksa ne olur? Yarın kendi de yaşlanacak. Efendimiz ne buyuruyor? Genç birisi yaşlı birine hürmet ve hizmet ederse kendisi yaşlandığında kendisine hürmet ve hizmet edecek kişileri Allah hazırlar. 3 kişiye saygı Allah'a saygıdandır. Yaşlı Müslümana saygı, adaletli devlet büyüğüne saygı, din alimine saygı Allah'a saygıdandır. Teşekkür ettik izleyicimize. Adana'ya selam ediyoruz. Ve stüdyo konuklarımıza dönelim. Mikrofon kimde? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelisiniz? Nereden geliyorsunuz? Kayseriliyim. Kayserilisiniz. Demirci buyurun. Hocanın geliniyim. Ya. Biraz evvel bahsetmiştiniz. Ya. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Ruhu şad olsun. Şeref verdiniz. Hocamızın, hocamızın kayınpederi. Evet. Kayserimize çok hayırlı hizmetler etti. Evet. Muhsin Bey. Gözü yaşlı idi. Gönlü aşkla dolu idi. Yıllar yılı halkımızı ikaz ve irşad etti. Duacıyız. Rabbim makamını cennet amin. Eylesin. Hocam amin. Dizim bükülmüyor namaza. Yere secdeye yatamıyorum diye çok üzülüyorum. Bunun bir duası var mı? Namazım aynı oluyor mu yani sandalyede kılınca? Sevabı aynı oluyor mu? Uğraşıyorum yere. Eğer sağlığı müsait değilse yani secdeye varmaya dizim. Secdeye varmaya sağlığı el vermiyorsa evet. O zaman oturduğu yerde kılsın. Evet. Taat takate göredir. Evet. Gücü neye yeter? Geçenlerde bakın genç bir hanım bana dedi ki hocam dedi doktor sakın ola secdeye varma. Varırsam mahvoluyorum diyor. Perişan oluyorum. Öyle ama, oluyor, evet. Ama insanlardan utanıyorum. Ya bak genç hanım olduğu halde. Oturduğu yerde kılıyor derler diye. Yok şöyle derler böyle korlar değil. Yani sağlığımız neye el veriyorsa. Evet. Bugün 80 yaşında 85 yaşında insan var. Rükulu secdeli namaz kılıyor. Evet. Ama bir de bakıyorsunuz ki genç olmasına rağmen ya başı dönüyor. Yahut da protez var amma belinde, amma dizinde. Yani ona illa secdeye varacaksın, illa rükûlu kılacaksın demez dinimiz. Evet. Gücün neye yetiyorsa o şekilde kıl. Evet. Duası var mı acaba? Bir dizin bükülmesi için yok, dua. İlla duası şudur. Yasin falan şey okuyorum yok. Da. Yok efendim. Evet. Peki. Teşekkür evet. ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Evet kimde mikrofon? Buyurun. Bir de ben buyurun. Sorabilir miyim? Buyurun, buyurun, buyurun. Sorun. Hocam, kefaretin fidyesi olur mu? Kefaretten neyi kastediyorsunuz? Hani 61 günün. 61 günün fidyesi olur mu diyor hocam. Yani 61 günü tutacağım da tutmayayım, onun yerine fidye vereyim. Eğer sağlığımız müsaitse tutmamız gerekiyor. Sağlığım el vermiyor, o zaman tamam. Fidye veririm tamam. Her gün için. Bir gün bugünlerde Diyanet'in hesabı nedir? Asgari 23 liradır. Evet. Durumum müsaitse bunu artırabilirim. İlla 23 liradan aynen, hesaplamam. Evet. Durumum müsait 50 liradan hesaplarım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ederim. Başka soru sormak isteyen? Evet arkadaki. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocama benim bir sorum var. Buyurun. Ben hamileyken eşim bana dedi eğer dedi bu çocuğu doğururken ölürsem sen
Ben evin önüne masa vurup içki içeceğim dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki sen ölürsen dedim ben de dedim kurban keseceğim. Eşim öldü. Ben 20 sene sonra kurban kestim. Bu nasıl olur? Onu öğrenmek isterim hocam da. Nasıl olmuş şimdi? Allah Allah. Çok ilginç ya. Çocuğu istemedi. Önden diyorlar ki şimdi, tam anlayamadık bir daha anlatın diyorlar. Şimdi ben hamileyim, doğum yapacağım. Tamam. Az bir günüm var yani diyelim ki bir hafta 10 gün. Dedi ki eşim bana bu çocuğu doğururken ölürsen ben niye dedi. Niye öleceksiniz ama yani işte doğru mu? Bilmiyorum yani. Ölürsen dedi ben dedi evin önünde çıkacağım, masa kuracağım, içki içeceğim dedi bana. Yani sizin ölmenizi istedi yani. Evet benim ölmemi istedi. Ben de dedim ki o arada ben de ona sinirlendim. Yer dedim sen ölürsen ben de kurban keseceğim sana dedim. Ama eşim öldü. 20 sene sonra ben bu kurbanı kestim. Bunun günahı mı var eşiniz, nesi var? Eşiniz siz doğurduktan sonra mı öldü? Evet. Allah Allah. Yaşanmış bir olay. 20 sene sonra da siz ne yaptınız? Kurbanı kestim. Kurbanı kesmiş hocam. Öyle bir söz verdim diyorsun. Muhsin Bey ben de şunu hatırladım. İki tane hoca Allah arkadaş. Allah. İki hoca arkadaş karşılaşıyorlar. Biri sigara içiyor. Öteki de diyor ya bu sigara da sana yakışmıyor diyor. O da buna diyor sen de sakalsızsın sana da sakalsızlık yakışmıyor diyor. Öyleyse diyor öyleyse sen sigarayı bırak ben de sakal koyacağım. O sigarayı bırakıyor o da sakal koyuyor. Yani onlar birbirini hayra teşvik etmiş oluyor. Bu hanımefendi kurban keseceğim demiş. Tamam o sözünü de yerine getirmiş. Ama eşi de ölmüş hocam. Mevla rahmet eylesin. Mevla rahmet eylesin. Demek ki hayır hocam hep söyler ya bu icabet saati önemli hakikaten. Yani duaların kabul olduğu bir ana denk gelir. Geri dönmez Allah muhafaza. Yani, demek ki hocam o, kötü şeyler için dua etmemek yaşıyor. Lazım. Doğru mu? Tabii ya. Tabii elbette. Yani, çocuğun... Efendim? Ya işte bir hafta falan vardı yanında doğumuma. O da dedi ki sen ölürsen dedi eğer çocuğu doğururken ben dedi içki içeceğim, masa kuracağım dedi. Ben de o sinirlendim. Dedim yok sinirle söylediniz siz. Evet. Allah rahmet eylesin eşinize. Ben de dedim ki sen ölürsen ben de sana kurban keseceğim. Eşim öldü ama kurbanı 20 sene sonra kestim. Eşim öldükten 20 Bakın, sene sonra. Bakın Rabbimiz müminlere anlatırken onlar boş sözden yüz çevirir. Müslümanın sözü hikmet. İşi erdem olacaktır. Böyle ceviz çuvalı gibi aklına sen doğum yaparsan efendim ben içki içeceğim. Yahu doğum yapacak hamile kadın zaten candan can meydana gelecek. Mübarek adam yahu ona yardımcı olmak dururken tut da sen öleceksin kalacaksın bilmem filan. Yani lüzumsuz böyle düşünmeden laf etmek doğru değildir yani. Bunun hesabı var ya. مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Kişi düşünmeden bir laf eder. O laf dolayısıyla cehennemden kendisine ayrılan yer doğu ile batı arasındaki mesafeden daha geniştir. Ağzınızdan çıkan bir kelime yok ki ilahi devletin noteri, kiramen katibin onları yazıyor olmasın. Allah mahkemesinde de buyur kulum oku. Amel defterinin hesabını görmesi bakımından kafi. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Ne tuhaf bir kitabımış ya Rabbi bu. Hayır, şer, küçük, büyük, hiçbir şey gizli kalmamış denilecektir. Peki. Öne uzatalım. Hocam şimdi bu, hani ben kurbanı kestim ya, bunun günahı var mı? Bazı günahı komşular yok, diyor ki, sen Allah'a söz işledim. Verdim, sözünü de yerine getirdin. Tamam. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Öne uzatalım. Ben bu arada ikinci şifreyi paylaşayım hocam, müsaade buyurursanız. Evet. Hediyelerimiz için ikinci şifre ekrana gelecek. İki tane Kur'an-ı Kerim hediyemiz var, bir tane eşarp hediyemiz var. Ve ikinci şifre ekranda. El-Veli, Ya Allah, Celle Celaluhu. Evet. El-Veli, evet. Sevdiği kullarının dostu olan. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilennur. Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuşturur. Allah demek müminlerin yarıdır.
Evet, bir şifremiz var. Onu da biraz sonra paylaşırız. Son şifre bu arada. Ayın içinde vermek daha makbul ama Ramazan ayının içinde. Zekat ve fitreyi. Ramazan'dan sonra versek olur mu? Bayramdan sonra. Fitreyi bayramdan önce vermenin anlamı ne? Yani fakire vereceğiz de bayram haşlığı olacak. Yani bayrama o da neşeli girecek. Ya yokluk içindeyiz. Yani bayramda şunu alacağız onu bile alamıyoruz demesin diye. Bayramdan önce verilmesi daha sevaptır. Faydası ne biliyor musun? Bu fitrenin oruç sırasındaki günahlarımızın affına, kabir azabından kurtuluşa, dünyadan ahirete imanla gidişe sebep olacak bir... Halbuki ya nedir bir baş sadakası? Yani yılda bir defa Muhsin Bey, ya yılda bir defa vereceğimiz sadaka, yani onda durumumuz müsaitse illa 23 liradan vermeyelim. Evet, ya. Daha fazlasını verebilirsiniz. Aynen. Durumunuz müsaitse. Tamam. 50 verirseniz, zekatı, 100 verirseniz. Zekatı yıl içerisinde verebiliriz. Evet, tamam. Teşekkür ediyoruz. Instagram'dan sorulara bakalım. Biraz evvel kefaret sorusu gelmişti ya hocam. Evet. 61. Şimdi bununla ilgili Hacer Hanım soruyor. İyi akşamlar hocam. 61 orucunu arka arkaya mı tutacağız yoksa ara vererek tutabilir miyiz? Kefaret orucunda ara verme yok. Başladım. Sadece ne var? O mazeret hali. Mazeret hali. O günleri çağır. Diyelim ki başladım. 25. gün ay hali oldu. Kaç gün sürdü? 6 gün. 6 günü çıkarırım. Devam. Tek 26, 27 diye saymaya devam ederim. Ya ara vermeden diyelim hasta oldunuz, işte atıyorum nezle oldunuz, grip oldunuz, bıraktınız, sıfırlanıyor mu? Ha, hastalığınki sayı olmaz o. Ya peki ama diyeceksin ya ben Ramazan'da hastalansam, doktora gitsem, müdahale etseler bana nihayet gününe gün düşer. Burada hastalandım, gittim doktora, efendim müdahale edildi falan derken ne oldu? Benim 25 günlük oruç gitti. Yeniden bir. Çünkü yaptığım şey tabii kefaret. Kefaretin böyle bir zorluğu var ya. Evet. Demek ki başlayınca ara verme yok. Ara verirseniz tekrar sıfırdan halbuki başlıyorsunuz. Halbuki bakın Rabbimiz farz oruçta izin vermez. Seferi olacağım. İstanbul'dan Kırşehir'e gideceğim. Tamam seferi tamam. Yiyebilin diyor. Yemeyip tutarsan daha iyi de ama yiyebilirsin de diyor. Evet. Ama şeyde kefaret tutuyordum. Kefaret tutarken seferiyim diye yedim. Daha önceki tuttuğum günler gitti. Yeniden bir diye başlamam gerekiyor. Yine Instagram'dan bir soru hocam. İnsanın ömrü uzar ya da kısalır mı? Efendim bir kere ezelde Rabbimiz ömrümüzün ne olduğunu biliyor. Ama es-sadakatü terüddül bela ve tezidül ömür. Sadaka belayı giderir ve ömrün de artmasına sebep olur. Vaktiyle demek ki ezelde benim şu kadar sadakalar vereceğimi de Rabbimiz bildiği için ömürde o şekilde planlanmıştır o. Evet. Evet. Devam ederiz. Ama telefonumuz bekliyor. İzleyicimizi bekletmeyelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bursa arıyor bizi. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı hocam. Elbette. Buyurun. Sorum şöyle. Ramazan'da oruç tutmayan insanlara yeme içmesi için hizmet etmek günah mıdır? Yani acaba niçin oruç tutmadılar? Mazeretli oldukları için mi oruç tutmadılar? O tip kişilere hizmet edebiliriz, yardım edebiliriz tabii yani. Hocam ama öyle değil. Öyle mesela lokanta açık duruyor. Lokantada adam... Evet. Şimdi bu diğer insanları... İslam'ın bir edebi var. Yani bu işi teşvik mahiyetinde bu iş olmaması için bunun da insanlara teşhir edilmemesi lazım. Sanki oruç tutmayan da tutmamak da normal bir şeymiş gibi algılanmaması için bu iş apaçık da olmamalıdır.
Yani o insan diyelim ki ama mazereti sebebiyle, ama mazeretsiz, hele mazeretsiz kasten sana rağmen, bu çok saygısızlıktır, bu terbiyesizliktir, bu edepsizliktir. Yani insanlar birbirinin hukukuna saygı göstermelidir. Rabbimiz ne diyor? Onların kutsalına sövmeyin. Cahillikle o da sizin kutsalınıza söver. Sen onun kutsalına sövme, o da senin kutsalına söver. Rabbimiz böyle buyuruyor. O yüzden sanki rağmen, sana rağmen bak sigara içiyorum. Böyle olmamalı. Göstere göstere yani. Bak, o kişi göstere göstere bu insanla. Kim? Allah emretti diye. O Allah'ın emri yoluna gerekirse canını da verir o adam. Onun bu kadar saygı gösterdiği, böylesine kutsal bildiği şeye ben saygısızlık göstermemeliyim. Evet. Ama hocam evet. Beyefendinin sorduğu soruya gelirsek diyelim işte seferi olanlar var, başka şehirden gelenler var. Onlar bir şekilde yemek yiyip içecekler. Mazeretli olanlar var, hasta olanlar var, oruç tutamayanlar ama fidyesini verenler var. Bu evet. Oruca saygı duyanlar var. Bunlar da normalde gün içerisinde mutlaka kahvaltı yapacaklar, öğle yemeği yiyecekler, akşam yemeği yiyecekler. Muhsin Bey, bu da amma. Bunlara da birilerinin hizmet vermesi lazım. Teşvik eder gibi ala meleğin ne hasta olmamalı. Evet, elbette. Yani böyle... elbette. Şeydir, vitrinlerde apaçık, bütün insanlar görüyor, bir münasip yerde hiç olmalı, diyorsunuz. Bir yerde evet, orta olması hali. İcap eder ya. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Evet. Bursa'ya selam ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Hemen alıyoruz, bekletmiyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Duyabiliyor musunuz beni? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Benim hocama sorum var bizim. Evet, nedir sorunuz? Benim 189 gram altın, 1300 dolarım var. Bir yavaş yavaş gidelim, şey. Yavaş gidelim lütfen. Evet. 189 gram altınım. Evet. Evet. 1300 dolarım var. 1300 dolar. Evet. Evet. Zekatım ne? Ne kadar düşer diye. Aman tamam, hemen hocam hesap ediyorum hemen ben şimdi. Hemen hesap evet, ediyorum. Efendim. Hocam ben hesap ederken size Instagram'dan bir soru aktarsam tabii, olur tabii, mu? Tabii tabii, o soruyla. Evet, iki soruyu da cevaplamış olalım. Instagram'dan arayan izleyicimiz diyor ki namaz kılmayan bir insanın yaptığı iyilikler kabul olur mu? Efendim. Ben hesaba başlıyorum. Hem namaz kılmıyor ama diyelim ki orada şu kadar talebeye burs veriyor. Şu kadar fakire yardım ediyor. Filan femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Rabbimiz böyle buyuruyor. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını görür. Zerre kadar şer işleyen de onun karşılığını görür. Yani namaz kılmamasının hesabı ayrı, vebali ayrı ama sevaplarınınki de o da ayrı ya. Yani o yüzden Yüce Rabbimiz mizanı ağır gelen kullarından eylesin. Amin. Diye dua ediyoruz. Evet. Evet. Hocam 189 gram altın 46.305 lira yapıyor. Hanımefendi hatta mısınız? Evet, buyurun. 189 gram altınım var dediniz. 46.305 lira yapıyor. Günceli siz takip edersiniz. Ona göre hesap edersiniz. Şu anda günceli almaya çalıştık. 1300 evet. Dolarınız var. O da evet. 7.592 lira yapıyor. Toplayınca 53.897 yapıyor hocam. Bunu onun da %2,5'u 1347 lira yapıyor. 1347 lira hanımefendi zekat veriyor. Peki borcunuz var mı? Borcum yok. Kira ne gideriniz var mı? Yok. O da ne güzel, elhamdülillah. Evet, 1300 lira zekatınız var. Mevla kabul buyursun. Şimdi bu kadar zekat veriyor. Evet. Yani hocam, gelin, bir daha soracaktım ben. Şu konuklarımıza şöyle ben bir dua edeyim. Yüce Allah hepimizi zekat vermekle mükellef olan kullarından eylesin. Amin. Amin. Ya. Amin. Evet. Amin hocam, çok güzel bir dua. Hocamıza bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Bir de ben zekatımı kardeşime verebilir miyim? Zekatı kardeşinize veriyorsunuz. Verebilir miyim diye soruyorum. Doğru, tabii vermeli. Tam bir numarada vereceğimiz yer kardeşe vereceğiz tabii. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selam ediyoruz. Ama, bir soru daha sorayım. Ama verirken kardeşim bak zekatımdan veriyorum falan da dememeli değil mi? Öyle dememeli. Kardeşim benim hediyem olsun, bayram geldi ya. Böyle kamufle ediyorum.
Yani o demesin ki ya kardeşimin zekatına kaldım görüyor mu filan. Demesin, aşağılık kompleksine düşmesin. Kardeşim bayram geldi de bayram hediyem bu ben. Ama kalbim zekat diyebiliyor ha. Hocam bir sorusu daha varmış. Evet sizin. Tabii onda. Buyurun. Hocam yengem bugün iki gece peş peşe rüyasında el ve ayaklarını kınalanmış şekilde uyanmış. Bunun sebebi nedir acaba? Rüyasında. Bu hanım kardeşim. Ya uyandığında görmüş. Bu sizin eve... söylediğiniz bu konuya benzer şey zaman zaman bize soruldu. Değerli Muhsin Bey kardeşimiz bu konuyu araştırdı. Şimdi siz cevap verin. Hocam bir rahatsızlık, bir mantar rahatsızlığı. Bu geçici, öyle çok hani şey değil. Sıkıntılı bir rahatsızlık değil. Zaten siz de ararsanız, internet üzerinden yazarsanız çıkıyor. O rahatsızlığın adı çıkıyor. Tedavi yöntemleri çıkıyor. Bunun dini bir şeyi yok hocam. Yani bundan böyle manevi hayır. Olumlu, olumsuz yön çıkarmanın yeri yok. Yok. Demek ki bu bir bakıma hastalıkta tedavisi gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Bursa'ya selam ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet, üçüncü şifreyi paylaşalım. Son şifremiz. Evet, ekrana geliyor. Son şifre. El-Mukit. Ya Allah. El-Mukit. Celle Celaluhu. Yaratılmışların gıdasını veren Allah. Diş veren Allah. Dişin yiyeceği rızkı da veriyor. Evet. Allah razı olsun hocam. El-Mukit. Bir izleyicimiz soruyor hocam. Peygamber Efendimizin yetiştirdiği gençler nasıl gençlerdi? Yani efendim yani sevgili peygamberimiz bakın gençlik son derece önemli tabii. Bakın hicrette 3 genç var Muhsin Bey. Bunların iyiliği hiç unutulmaz. Biri kim? Hazreti Ali. Yani Efendimizin evinin etrafı kuşatılmış. Kim tarafından? Eşkıya tarafından. Gözü dönmüş eşkıya içeriye girip saldırabilir. Ama bereket ki girmiyor. Öyle bir duyguları var. İçeriye girmek kalleşlik diyorlar. Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ali ben şimdi çıkıp gideceğim. Sen benim yatağıma gir. Yani Hazreti Ali'de korkaklık falan yok. Ben niye yatağına gireyim? Yani bu herifler gözü dönmüş adamlar belki içeri girip bana saldırır. Yok. Yani abi şu yiğitliğe bakın. Gül bahçesine girer gibi Peygamber Aleyhisselam'ın yatağına Hazreti Ali Efendimiz giriyor. Efendimiz diyor Ali ben gideceğim. Sen de arkamızdan gel. Yani Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le birlikte Mekke'den Medine'ye 7 gün 8 gece geldiler. Arkasından da Hazreti Ali Efendimiz geldi ama şimdiki gibi ayakkabı yok, bilmem filan. Yollarda sivri, bıçak gibi, cilet gibi taşlar. Ayaklarını parça parça kesmiş yani. Kanrevan içinde ayakları, bacakları gelmiş. Orada sarmaş dolaş oldular. Yani Efendimiz'den birkaç gün sonra da Ali Efendimiz oraya geldi. Yani şu yiğitliğe bakın. İkinci yiğit kim? Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu Abdullah. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir o Sevir mağarasında gizlendiler. Şimdi müşrikler gözü dönmüş, kudurmuşçasına vadiler, dağlar arıyorlar. Çünkü bulup getirene 100 deve ödül verilecek. Şimdi Hazreti Abdullah, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu, gündüz Mekke'de o Ebu Cehillerin arasında. Ama gece dağa geliyor, şöyle yapıyorlar, böyle ediyorlar. Haber veriyor, istihbarat, ne beklemek, ne kadar önemli yani. Hazreti Abdullah'ın şu yiğitliği unutulur mu? Esma, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in kızı, Hazreti Ayşe'nin ablası. O da yemek hazırlıyor. Dağ, aman ya Rabbi biz çıkamadık Muhsin Bey, dağın eteğine vardık evet, sizinle değil evet, mi? Hocam. Yani o Esma annemize bakın ya nasıl çık o eşkıya var ya yakalasa paramparça ederler. Yani Esma annemizin şu yiğitliği unutulur mu? Azıklara ağızlarını bir şeyle bağlayacak ip yok. İp. Bu sefer kuşağını ikiye bölüyor. Yarısını birine, yarısını diğerine bağlıyor. Zatün nitakayın.
çift kuşaklı esma lakabı Zatün Nitakayn oldu. Mesela bir Zeyd İbni Sabit var. Zeyd İbni Sabit Bedir Savaşı olacak Muhsin Bey. Babası yok, annesi getirmiş. İstiyor ki savaşa katılayım. Efendimiz yok, bu çocuk, ben çocuğu götürmem diyor. Yo, çocuğu savaşa götürmem. O da ağlıyor. Ya Resulallah, devreye bir başka sahabi giriyor. Yani bu çocuk, ama bu çocuk sizin okuduğunuz gibi 17 sure var. Sizin okuduğunuz gibi okuyor. Ya Resulallah, şu çocuğu bir dinle. Dinliyor ki deha. Çocuğu şöyle bir kucaklıyor. Efendimiz, sen bana İbraniceyi öğren. 15 günde İbraniceyi öğren. 17 günde de Süryaniceyi. Yani gençlerimize şu mesaj. Gençler, bugünler İstanbul'un fethinin yıl dönüm günleridir. 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet. Yani her türlü akli, nakli ilimleri öğrendiği gibi 7 tane dil öğrenmişti. Günümüzde bakın sevgili gençlerimiz, yani dil öğrenmeliyiz. Dünya vatandaşı oldu, ticaret yapacağız, dil yani filan. Yani benim oğlum, böyle bir hatırayı anlatayım. Frankfurt'ta bir Alman'dan randevu aldı, onunla görüşüyor. Tabii tercüman olarak da oradan birisini çağırıyor. Bir ara konuşulurken Alman diyor ki, görüşme bitmiştir, mal satmıyorum. Ya sen, bu nasıl iş ya, ben senden randevu aldım. Mesai harcadım, zaman harcadım, geldim. Senin getirdiğin adam bana domuz dedi diyor. Oo. Ben de kafam bozuldu, satmıyorum diyor. Yani bak şimdi pazarlık sırasındaki bir espri havayı değiştirir. Ha? Yani dili bilmemiz lazım ki dünya insanı ile iş görebilelim. Dünya insanı ile. O yüzden sevgili gençlerimiz, bakın 15 günde, bu tabii bu deha, bu normal üstünde bir şeydir. 15 günde bir dil, 17 günde. Yani diplomatik yazılar yazar oldu. Peygamberimizin tercümanı oldu bu sahabi. Hafız oldu. Şu Kur'an-ı Kerim, İki kapak arasında bir kitap. Kim meydana getirdi? Bu dediğim delikanlı ya. Allah Allah, ne büyük iyilik. Bu nasıl delikanlı ya? Fatih Sultan nasıl bir delikanlıysa o da böyle bir delikanlı. Bugün böyle delikanlılara ne kadar ihtiyacımız var. Yani şair öyle diyor ya. Delikanlım ne diye öyle diyor. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Çocuk görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taşlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın. Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Evet efendim. Allah razı olsun hocam. Tarihin seyrini 1000 kişi değil Muhsin Bey, 1 kişi değiştirir. Fatih Sultan Mehmet doğduğu gün evde Fetih Suresi okunuyor. Evde Allah dostları var. Fatih'in babası Sultan II. Murat. Hacı Bayram-ı Veli'ye diyor, hocam İstanbul'un fethi bana nasip olmayacak mı? Hünkârım, ne sana ne bana nasip olmayacak. Şu bizim köse. Köse dedi de Akşemseddin. Akşemseddin'le şu beşikte yatan yavruya nasip olacak diyor. Bu da bir keramet tabii. Nitekim de öyle, ama 21 yaşında delikanlı, peygamber övgüsüne ermenin kara sevdalısı. Çağ açılıyor, çağ kapanıyor. İstanbul bize vatan oluyor. Ruhu şad olsun. Allah ondan razı olsun. Ve onun gibi bahadırlardan, yiğitlerden, bu cennet vatanı bize armağan edenlerden Mevla razı olsun. Ama bu aziz milletin sinesinden yeni Fatih Sultanlar yetişmeli değil mi? Yani nasıl yetişmiş Fatih de? Yani 29 defa kuşatılmış İstanbul. Ama bu Fatih Sultan Mehmet'e 21 yaşındaki delikanlıya nasip oluyor. Yani. Evet. Evet. Yani Peygamberimiz, sorumuz buydu. Gençler. Yetiştirdiği gençler. Bir Hazreti Mus'ab var.
Medine'ye gönderiyor. Medine'ye gönderiyor ama bakın oturmasını bilen, kalkmasını bilen bir insandır Hazreti Musa. Birer birer insanlara İslam'ı anlatıyor. Useyd İbni Hudeyr diye biri geliyor, kabile lideri o. Diyor ki şu mızrağımın ucunun kalbini delmesini istemiyorsan defol git buradan. Sen bizim milletin töresini değiştirecekmişsin verdiği cevap. Yani sen bir kabile liderisin. Mızrağın ucuyla kalbimi delme tehdidi yakışıyor mu? Ben efsane hurafe söylemiyorum. Yaratan, yaşatan Allah'ın kelamını söylüyorum. Lütfen otur şuraya bir ayet okuyayım. Hoşuna giderse devam edeyim. Hoşuna gitmezse bırakıp gideyim. Ben buraya kimseyle kavga etmeye gelmedim. Böyle diyene ne denilir? Lan sen kim oluyorsun da böyle diyorsun deseyim bebela yani. Adam kabile lideri. Hakikaten onu çok zorda bırakır. O böyle deyince ok öyleyse diyor. Daha bir ayet okur okumaz bana derhal iman telkin edin diyor. Müslüman olmam için ne lazım? Derhal Müslüman oluyor. O gidiyor ikinci kabile lideri Sa'd ibn-i Muaz var. Arkadaş git diyor ya. O da iman ediyor. Hatta o sanki ceryana çarpılmış gibi yerlere yuvarlanıyor. Bana iman telkin edin. Ayağa kalkıyor kılıç elinde. Akşama kabilemden Müslüman olmayan bir kişi kalırsa başın alırım onun diyor. Yani bakın Peygamberimiz demek ki ya Rabbi oraya gönderdiği kişi 25 yaşında delikanlı ama sözünü biliyor, sohbetini biliyor. Yani bir yıl sonra Peygamberimize verdiği rapor şu. Ya Resulallah, İslam'ın anlatılmadığı kişi İslam imanının girmediği ev kalmadı ya Resulallah. Ya. Medine'de ama bir yıl içinde İslam imanının girmediği ev, İslam'ın anlatılmadığı kişi kalmadı. Cafer İbni Ebi Talip Habeşistan'a gitti biliyor musunuz? Kim bu Hazreti Cafer kim? Hazreti Cafer, Efendimizin amcasının oğlu, Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Ali vakit geldi mi diyor. Hocam bir iki dakikamız var. Öyle mi? Evet. Öyleyse bu konuya. Yarına mı aktarayım? Efendim? Yarına bırakabiliriz hocam. O zaman tamam. Yani Hazreti Ali Efendimizin ağabeyi. Bakın nasıl Hazreti Cafer Habeşistan şimdiki adıyla Etiyopya. Etiyopya devlet başkanının huzurunda ne yaptı? Neler söyledi? Aman ya Rabbi. Evet. Ama şunu diyeceğim ki ben Etiyopya'dan geliyordum uçakta. Yanıma biri oturmuştu. Tanışalım dedim. TİKA başkanıymış bizim TİKA. Nereden gidiyorsun? Niçin? Efendim Necaşi Hazretlerinin türbesini yeniliyoruz, restore ediyoruz. Ya Rabbi bizim milleti de görüyor musunuz? Bizim millet de böyle bir millettir. Evet, bizim Allah milletten başka Müslüman millet yok mu? Evet. Necaşi Hazretlerinin türbesini restore ediyor. Evet. Peki artık sonlara yaklaşıyoruz. Kutsal topraklara uzanacağız. Hocamızın sohbeti var. Hendek Savaşı'nın yapıldığı bölgede, o alanda, kutsal topraklarda. Ama öncesinde şifreleri alan izleyicilerimizi bir görelim. Bakalım nerelerden aramışlar bizi. Ankara'dan Selin Bekçe hattımızı ilk düşürmüş. Kur'an-ı Kerim hediyemizi kazandı. Tebrik ediyoruz. Nermin Erdem Bursa'dan hattımızı ikinci olarak düşürmüş. Tebrik ediyoruz. İnşallah hediyesini yollayacağız kendisine. Ve Yıldız Tekdal Ağrı'dan maşallah hattımızı üçüncü olarak aferin düşürmüş. Başörtüsü hediyemizi kazandı. Hediyesini inşallah kendisine yollayacağız. Evet, kutsal topraklara uzanacağız. Peygamber duası ile doyan orduyu anlatıyor muhterem ya hocamız. Bunun dışında harbin hile olduğunu bilen kahraman Nuaym bin Mesud Hazretlerini anlatacaklar. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in duasını alan Huzeyfe bin Yeman. Tamam efendim. Efendimiz anlatacaklar. Hemen akabinde de kutsal topraklarda iftar duamız var. Nerede? İftar duamız tabii ki Kabe'de. Değerli seyirciler, Medine-i Münevvere'deyiz. Medine-i Münevvere'nin Hendek Savaşı'nın cereyan ettiği yerlerdeyiz. Bedir, Uhud, Hendek. Bunlar üç savaş
ayrı ayrı mesajlar vermektedir ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılmaktadır. Sadece bir savaş hatırası olsun diye değil, bize verdiği mesajlar vardır. Huzeyfe Hazretleri diyor ki, Efendimizin sırdaşı bu. Yani bu savaşta korkuyordum, üşüyordum. Yani eşimin yünlüsünü giydim, o da dizlerime kadar geliyor, aşağısı açık. Kuru yerde oturuyorum, bugün beni gören olmasa, bir görev vermese ve sabaha kadar şurada dinlensem dedim. Tam o sırada Peygamber aleyhisselam ashabı topladı. Ashabım, düşman tarafında bir kıpırdanma hissediyorum. Kim gider bana haber getirir? Bu işin karşılığında cennette benimle beraber olur. Başlar önde, kimseden cevap yok. İkinci tekrar, başlar önde. Üçüncü tekrarda şu oturan kim? Deyince benim ya Resulallah. Huzeyfe, haydi git bana haber getir. Lakin kimseye bir şey yapma. Sadece durum tespitinde bulun. Arkasından da dua. Allahümme ihfazhu min beyni yedeyhi ve min halfih. Ya Rabbi Huzeyfe'yi önünden, ardından, sağından, solundan himayende eyle. Huzeyfe diyor, korku gitti. Üşüme gitti. Sanki hamamdayım. Ter bastırdı bana. O kadar düşmana yaklaştım. Başkomutan Ebu Süfyan'ın şakağını nişan aldım. Oku çeksem yapıştırabilirim. Ama Allah Resulü'nün o sözü aklıma geldi. Kimseye bir şey yapma. Sadece durumu tespit et. Yani o anda hadi oku yapıştırsa, başkomutan Ebu Süfyan ölse kafir olarak ölecek. Hele biraz sabırlı ol. Bir gün olacak, Ebu Süfyan'ın imandan nasibi olacak. Şimdi o yüzden bir şey yapmaması gerekiyor. Nitekim o da Allah Resulü'nün bu tembihine uyuyor. Gördüğüm manzara şuydu diyor. Atlar, katırlar birbirine girmiş, yemek kazanları devrilmiş, kasırgalar esiyor, gökler gürlüyor, şimşekler çakıyor. Başkomutan Ebu Süfyan panikte, dehşete kapılmış. At bağlı olmasına rağmen atı zorluyor hayvanı. Haydin diyor, çabuk olun. Hepimizin ölüsü burada kalacak. Muhammed büyü göstermeye başladı. Dağlar taşlar ordu oldu, üzerimize geliyor. Öyle bir panikle onlar gidiyorlar. Ondan önce de zaten Nuaym bin Mes'ud, o da bir yardım tabii, Rabbimizin yardımı. Müslüman olmayan adam geceleyin geliyor, kendi kendine şöyle düşünüyor. Ben niye Müslümanlara silah çekiyorum? Benim ırzıma mı zarar verdiler? Malıma mı zarar verdiler? Canıma mı zarar verdiler? Ya bu Müslümanlar doğru yolda değil mi? Bana ne oldu da ben Müslümanlara silah çekiyorum? Bakın geceleyin tam böyle kritik bir anda nasıl gönül değişiyor? Mukallibül gulub olan Allah bu adamın gönlünü değiştiriyor. Geliyor, geceleyin Efendimizle görüşmek istiyor. Nöbetçi Peygamber aleyhisselamın namaz kıldığını söylüyor ve haber veriyor. Ya Resulallah, Nuaym bin Mes'ud geldi, görüşmek istiyor, gelsin. Bu durumu anlatıyor. Ya Resulallah, ben Müslüman olmaya karar verdim. Ve benim Müslüman olduğumdan da kimsenin haberi yok. Eğer izin verirsen ben bu cepheyi birbirine düşürmek istiyorum. El harbu hut'atun, harp bir taktikten ibarettir. Yapabilirsin buyurdu ve onları da birbirine düşürdü. Cephe bozuldu. Ebu Süfyan gitti ve Yahudiler burada kaldı. Ayrı bir yardım şekline bakın. Burada bir Hazreti Cabir radıyallahu anh hanımına varıyor, diyor hanım, Peygamber aleyhisselamın sesi zayıf çıkıyor. Sanırım acıkmış. Hanım, bir yemek yapamaz mısın? O da diyor ki bir oğlağımız var. Oğlağı keselim. 2 kilo 700 gram da arpamız var. Onu da ekmek yapayım ben. Bak durum bu. Bir oğlak 2 kilo 700 gram arpanın ekmeği. Fazla değil de birkaç sahabesiyle buyursun. Söyle Peygamber aleyhisselama. Hazreti Cabir böyle geliyor Efendimizin kulağına. Ya Resulallah, eşim bir yemek hazırladı. Bize buyurur musun? Cabir, ben varıncaya kadar eti tandırdan, ekmeği fırından alma. Ya ehlel hendek,
Hendek cemaati, yüzer kişilik bölükler haline gelin. Cabir bize ziyafet veriyor. Hulasa, tabii bu ordu eve varıyor. Hazreti Cabir'in eşi görünce ve bir ke ha başına şu gele. Beni rezil ediyorsun. Yani bir oğlakla 2 kilo 700 gram arpanın ekmeğine bir ordu mu eve gelir? Hanım endişelenmesen. Ben gerçeği Peygamber Aleyhisselam'a haber verdim. Hadisi rivayet eden zat diyor ki: "Vehum elfün fe uksemu billah." Yemin ederim. 1000 kişi yedi, içti, hala çömlekte et kaynıyor, tandırdan ekmekler dökülüyordu. Peygamber Aleyhisselam Medine halkı günlerden beri açtır, kalan kısmı da onlara veriniz buyuruyordu. Evet, bizim Çanakkale Hendek Savaşı'na ne kadar paralellik arz etmektedir değil mi? Her zaman bu modeller yaşanabilir. Ehli iman da işte o tedbirde, o hazırlıkta olmalıdır. Yüce Rabbimiz ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve mahkûr etsin. Amin. Subhana rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme leke sumt ve bike amant ve aleyke tevekkelt ve ala rızkike eftar. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik, sana sığındık. Senin verdiğin rızıkla İftar açmaya hazırlanıyoruz. Ya Rab, şu kutsal mekanda İbrahim peygamber Rabbena ve cealna müslümeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslümeten lek. Ya Rab, bizi ve evladımızı Müslüman eyle. Bizi ve evladımızı namaz kılanlardan eyle diye dua etmişti. Günümüzün fitnesinden, kanımızdan, canımızdan yaratılan ümidimiz, istikbalimiz, evlatlarımızı hıfz-ı emanında eyle. Ya Rab, sevgili Peygamberimizin sünnetiyle mütesennin, ahlakıyla mütehallik eyle. Harim-i Kabe'nin için, Habib-i Ekrem'in için, Kabe'de senin aşkınla dökülmüş gözyaşları için, mümin doğduk, mümin yaşamayı, iman-ı kamille, hüsnü hatimeyle sana dönebilmeyi nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, yüzyıllardan beri ailemiz kutsal bilinirdi. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil muttakine imama. Ya Rab, bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta seni sevenlere bizi rol model eyle, örnek eyle, numuneyi imtisal eyle ya Rab. Ya Erhamer Rahimin, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Aziz milletimizi güç yetmez, takat gelmez, imtihanlarla muahaza etme. Kahraman askerlerimize ve emniyet güçlerimize moral gücü yağdır. Melekler ordunla ve sekinetinle teyit eyle. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve mahkûr eyle ya Rab. Vafu anna, vagfir lena, verhamna. Ente Mevlana
tensurna alel kavmil kafirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.